360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden parçalı bulutlu, hafif yağışlı bir İstanbul gününden Beşiktaş'tan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarımla birlikte bugün Beşiktaş çarşıdayız. Dediğim gibi soğuk bir gün, dışarı çıkarken mutlaka üstünüze bir şey almayı unutmayın. Hazırsanız buyurun bizler maksat yarışma kolasına başlıyoruz. Yanımda bir maksat yarışma kolasını izleyicisi var sevgili seyirciler. Hanımefendi geldiğinde eşimle benim bu rüyamdı dedi. Çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün rüya gerçek mi oluyor? Aynen. Eşim inanın şu an görseydi derdi ki keşke ben orada olsaydım. Ya eşiniz de izler bizi artık. Tabii ekran ki. Başında. Kesin belki de şu an bakıyordur yani eski geçmiş programları. Peki efendim. Bir de tatlı dünyalar güzel bir küçük hanım var. Adın ne? Uzatalım mı bir mikrofon annesi de? Aslı Duru Yıldırım. Aslı Duru Yıldırım benim torunum. Aa, torununuz. Evet. Peki efendim. Genç anne olanlardansınız o halde. Bugün torunla gezdiğimize göre. Evet. Şahane. Tek çocuk mu efendim? Yok, iki kızım evli, bir de üniversitede oğlum var. Oo, Allah bağışlasın. Tek torun mu peki? Evet, tek torun. Efendim? Ben okula başlayacağım. O okula başlayacakmış. Ben okula başlayacağım diyor sevgili seyirciler. Çok tatlısın. Maşallah sana diyelim. Şunu da sorayım efendim. Hep derler ki torun çocuktan tatlıdır. Öyle aynen, miymiş? Evet. Annesi ceviz, bu da cevizin içi. Ooo peki anne ceviz, biz de cevizin içiyiz. Çok şanslısın. Bugün peki anneanne torununu atmak için Beşiktaş'tasınız. Ufak bir işimiz vardı. Sağ olsun eniştesi getirdi bizi. İşimizi halledip kağıthaneye geri döneceğiz. Peki, biz. Peki eve geri döneceğiz efendim. Evet. Hazırsanız o halde sorularıma geçeceğim. Sizin isim neydi? Ayla. Ayla. Ayla Balaban. Ayla Hanımcığım bizimle ilk sorum geliyor. Isparta ve yaban adında türleri olan çiçek hangisidir? Isparta. Isparta'nın nesi meşhur? Gülü. Gül. Doğru cevap sevgili seyirciler. Aferin Ayla Hanım'a. Kendi kendine aferin diyor Ayla Hanım. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sizin en sevdiğiniz çiçek nedir? Papatya. Papatya. Bakar mısınız papatya falı? Yok. Öncedendi. Bekar zaman. Bekarken, gençken bakardım diyor. O böyle bir klasiktir ya. Aslında ben de çiçek kopartmaktan hiç hoşlanmam ama şimdi yalan da söyleyemem. Baktın mı derseniz ben baktım. De bakmışımdır. Tabii yani seviyor zamanı. Sevmiyor, seviyor sevmiyor diye. Nerelisiniz aslında? Erzurum İspirliyim. Gidiyor musunuz? Hayır. Benim kızım ordulu ya, ordulu. Orduluyum diyor. Bir nerelisin? Daha söyle. Ordulayım. Orduluyum. Orduluyum. Peki sen de ordulusun. İspir'in fasulyesi değil evet, mi? Evet, şeker fasulyesi. Meşhur şeker çok fasulyesi. Çok lezzetlidir gerçekten. Ben yiyorum. Bir yer buldum İstanbul'da. Eve yakın bizim. Bize böyle... de bekleriz yemeği. Ay çok sağ olun. Teşekkürler. İspir fasulye yapıyor böyle çömlekte. Evet. Hakikaten İlk onun tadı bir başka oluyor. Hatta yalan yok dedim ki içine dedim ekstra şeker atıyorlar hayır, mı acaba? Hayır, kendi lezzeti. Gerçekten kendi çok lezzetli. Evet. Vallahi öyle denemediyseniz muhakkak bir de yanına tereyağlı pilav bitti gitti. Mis. Turşu, cacık. Oh, ay evet, turşu, cacık. Hanımefendi şu an benim iştahımı kabartıyor burada. Anneannem yapma. Efendim ikinci sorum şu. Öğrencinin ders dışındaki davranışlarıyla öğretmenden aldığı nota ne ad verilir? Ay cacık. Davranış notu. Bir de öğretmen bir şeyin notu kullanır öğrenciye. Kanaat. Kanaat. Doğru cevap sevgili seyirciler. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Nasıl bir öğrenciydiniz küçükken? Valla ben tembeldim. Yalan yok. Vallahi mi? Vallahi. Ama çocuklarım daha bana göre daha başarılıydılar. Allah herkesin evladına da zihin açıklığı versin amin, diyorum. Amin amin. Anneannem benimle bak. Anneannem anneannem. Hareketlendi biraz. Son soruya geçiyorum efendim. Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş beton yükseltiler hangi isimle anılır? Duba. Bir şey deriz böyle. O böyle yuvarlaktır. Bir şeye benzer. Mazgal mı diyor? Efendim? Mazgal. Hayır değil. Mazgal. Yok yemekte yediğimiz bir şeye benzer onların adı böyle. Mangal. Ne? Ne? Yok mangal. Şöyle bir dakika. Kopya yok lütfen. Kopya yok. Ben hanımefendiye yardımcı olacağım. Mazgal demek istiyorlar herhalde ama mazgal falan değil. Diyelim ki arabayla buraya çıkmamızı istemiyorlar. Buraya böyle şemsiye gibi şeyler koyarlar. İçleri böyle dolu doludur. Onlara ne deriz? Izgara. Yok. Mangal. Değil. Izgara dediğiniz ve mazgal demek istediğiniz şey aslında boşluklar vardır. Oralardan akar gider. Mazgalların, ızgaraların üzerinden araba geçer. Evet. Ama... Diyelim ki oradan araba geçemez çünkü o betondur.
ve böyle yere gömülüdür ve bir tane şeye benzer. Mesela mantar. Mantar. Artık mantar poteye doğru gidiyordum. Ben onu kopyasını verecektim. Mantar doğru cevaptı. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma Ayla Hanım? Vallahi çok heyecanlıydım da memnun kaldım. Teşekkür nerede ederim. Nerede öyle? Yapma. Evdeki gibi mi burada yarışma? Daha heyecanlı nedense. Kameralar var, ondan olabilir. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat yarışmak olsun. Teşekkür ederiz. Hadi gelin market çekini alalım. Evet efendim, yanımda genç bir arkadaşım var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. İsim nedir? Alikan. Alikan. Evet. Doğru duydum. Ne oldu? Neler yapıyorsun? Gel el salla. Maskeni tak ama. Tamam. El salla. Hadi devam et. Peki biz de çekime devam edelim. Nasıl geçiyor günler? İyi, güzel. Her şey yolunda mı? Yolunda. Bir sıkıntımız yok. Allah sağlık, saat versin. Sağ olun. Verin. Bu dönemde önemli bir şey yok. Evet. Hazırsan eğer 3 sorum olacak. Hazırım. Başlayalım mı yarışmaya? Başlayalım, evet. Gotik tarzda giyinmeyi seven insanların giysileri genellikle hangi renk olur? Ne renk tercih Siyah. Ederler? Siyah. Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor artık zaten zaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sen daha çok hangi rengi tercih ediyorsun? Ben de siyah, gri, o siyah, tarz. Siyah, gri beyler genelde böyle biraz daha donuk renkler seviyor. Evet. Yani. Gerçi portakal hariç. O hep turuncular, yeşiller giyer ama Ayberk hep siyahtır. O da gotik. Evet. Peki ikinci sorum şu. Bir işi yapmakta direndiğimizde işi neye bindirdiğimizi söyleriz. Yapmayacağım diyorum, yap diyorlar. Yapmayacağım diyorum, ben de diyorum ki en son işi bir şeye bindirdim. İnada bindirdim. İnada, doğru cevap sevgili seyirciler. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. İnatçı mısın? Yok, değilim. Peki, ne güzel. Ben zaman zaman inat ediyorum. İnatçılığım tutuyor. Nazlı, sen inatçı mısındır? Yani diyor. Ayberk, sen inatçısın. Sen inatçısın, hiç değilim deme. Oo, takılıyor. Biz ikimiz akrep burcuyuz zaten. Biz inatçıyız onlar biraz. Portakal sen? Portakal arada tutuyor onun da. Arada tutuyor. Nazlı diyor ki hiç değildi. İnatçı değil mi portakal? Bir arada geliyor. Ha, inatçı diyormuş Nazlı da. Peki. Son sorum da şu. Uçakları barındırmaya yarayan kapalı yerlere... Hangar. Hangar, doğru cevap. Leblemeden lebleriyi bilen yarışmacılarım oluyor benim sevgili seyirciler. Teşekkürler. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi. Hızlıca eğlendik. Yarıştık. Evet. 3'te 3 yaptık. Evet. Ne diyorsun bizim için? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz diyorum. Hadi gel market çekini alalım. Arkadaşım daha var yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsim nedir? Barış. Barış Bey bizimle. Bugün ne yapmak için Beşiktaş'a geldiniz? Kadıköy beni anlayacağım. Kadıköy diyecektim bir anda. Kitap falan aldık. Ne güzel. Okumayı seviyorsunuz, evet, o halde. Evet, seviyorum. Ne tarz şeyler okursunuz? Genelde roman okumayı seviyorum. Psikolojik tarzı romanlar da okumayı seviyorum. Evrim türü kitapları da okuyorum. Ne güzel efendim. Okuyan genç arkadaşlarımız var. Bu arada okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Okuyorum, öğrenciyim. Ne okuyorsunuz? Psikoloji okuyorum. Psikoloji. Peki alanınızla ilgili kitapları okumayı tercih ediyorsunuz diyelim ya, o halde. Evet, ama genelde roman falan da daha çok okumayı seviyorum. Dünya klasik edebiyatından. Süpersiniz efendim. Şimdi sorularım olacak Barış Bey size. Buyurun. İlki şu. Elektrik prizlerinin çoklu kullanımını sağlayan uzatmalar hangi sayıyla anılır? Üçlü priz. Üçlü diyoruz, geliyor alkışlar kocaman. Üç doğru cevaplı sevgili seyirciler. Benim evde en çok kullandığım şeylerden bir tanesi. Ama artık üç de yetmiyor, beşli. Aynen öyle, beşliler geldi de adı kalmış üçlü priz, üçlü priz aynen diye dilimizde. Peki, ikinci soruma şöyle bir bakıyorum. Evde temizlik yapar mısınız? Evde temizlik... Ya, destek, yani anneme arada destek olun. Burada öğrenci evinde kaldığım için kendim yapmak zorundayım. Kendi işimizi kendimiz evet yapıyoruz diyor. Peki öğrenci evinde öyle. Herkes böyle üniversiteye girerken, daha doğrusu herkes demeyeyim de bir grup. İşte ben şehir dışında ailemin yanında yaşamak istiyorum falan diyorlar. Aynen. Sonra bir gidiyorlar anne diye geri dönüyorlar. Temizlik bizde, yemek bizde, ütü bizde. Hiç kolay değil. Annelerimizin kıymetini bilelim. Evet, hiç kolay değil öğrenci evinde yaşamak, onu da söyleyeyim. Sorum şu, ev temizliği sırasında nereyi silerken gazete kağıdı da kullanılır? Tercihen kullanılabiliyor. Camları silerken. Cam, doğru cevap geliyor alkışlar kocaman. İkinci soruyu geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. Ayberk biliyor muydun bunu? Bilmiyordum diyor. Bak bakın sevgili seyirciler, temizlik yapanla yapmayanın farkı bu soruda ortaya çıkmış oldu.
son sorum da şu. Genellikle tahıl saklanan yerlere ne ad verilir? Ambar. Ambar doğru cevaptı. Barış arkadaşım kolaylıkla 3'te 3 yapıyor. Nasıl geçti yarışma? Çok iyiydi. Her şey yolundaydı. Evet, yani teşekkür ederim size de. Ben teşekkür ederim. İyi ki yarıştık. Ne diyorsun bizim için? Ne diyorlar? Maksat. Maksat yarışmak olsun. Yarışmak olsun diyoruz ve böyle kartal yapıyoruz. Yanımda çok tatlı bir, o kadar da heyecanlı bir hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İsim nedir? Nevin. Nevin Hanımcığım bizimle sevgili seyirciler. Gözlerinizin de maşallahı var. Sağ olun. Onu da söyleyeyim. Ne yapmak için bugün Beşiktaş'tasınız? Bugün Beşiktaş'ta alışveriş yapmaya geldim. Market alışverişi mi? Ben markete gidiyorum şu an. Ah süper. Giderken börek, yakaladık sizi. Börek yapacağım, yufka almaya geldim. Börek yapacaksınız. Evet. Ellerinize sağlık şimdiden. Teşekkürler. Neli börek. Ispanaklı. Of bayılırım. Yanına bir de çay. Gitti, evet, gitti. Evet. İnşallah efendim market çekimizi kazanırsınız. İnşallah. Bugün böreğinizde bizim de minik bir katkımız olmuş i̇nşallah, olur. İnşallah. Genel kültürünüz iyi midir? İyi diye biliyorum. Peki iyi diye biliyoruz. Bir deneyeceğiz bakalım neler olacak heyecanlanmazsam diye. Heyecan da olur. Çok normal. Ben yanınızdayım efendim. Genel olarak evde yarışmalara doğru cevabı veriyor musunuz? Çok değil yani. Yarı yarıya diyelim. Peki hadi başlayalım o halde görelim neticeyi. İlk sorum şu, son ütücü ya da overlockçu olan kişiler hangi sektörde çalışıyorlardır? Tekstil. Tekstil doğru cevap. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Heyecan biraz böyle azaldı mı? Biraz. İlk soruyu geride bıraktık. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Nasıl vakit geçirirsiniz? Genelde işte alışveriş günde her gün iniyorum Beşiktaş'a. Hem de o size böyle bir hava alma oluyordur. Yapıyorum. Arkadaşa uğruyorum. Kahvemizi içiyoruz. O sefanız Ondan olsun. Ondan sonra bu ara tabii şey yapmıyoruz çok fazla. Covid'den dolayı dikkatliyiz. Biraz evet. Bu arada şunu söyleyeceğim. Nevin Hanım'ın bir maskesi var ve içinde bir de peçete mi var? Normal maskeler. Normal bir maske daha var. Bir de kullan at maskesi var. Vallahi evet. Tedbirler hat safhada. Teşekkürler, sağ olun. Kazasız belasız atlatalım inşallah, İnşallah şu süreci. İnşallah hep beraber. İkinci sorum şu. Yevmiye ile çalıştığını söyleyen bir kişi ücretini hangi süre sonunda alıyordur? Gün sonunda. Gün sonu doğru cevap. Günlük alıyordur doğru cevap. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırak. Nerelisiniz? Ben Karamürserliyim. Karamürser. Kocaeli Karamürser. Efendim? Kocaeli Karamürser. Kocaeli Karamürser. Efendim var mı çocuk? Var. Bir kızım bir oğlum var. Allah bağışlasın. Yaşları kaç? 34 kızım. 30 yaşında oğlum var. Oo maşallah. Büyütmüşsünüz efendim. Evet, artık evet. Kocaman olmuşlar. Büyüdüler çok şükür. Peki. Çalışıyorlar. Ne güzel ne güzel efendim. Artık şey değişiyor değil mi? Onlar çocukken siz çalışıp büyütüyorsunuz. Aynen. Onlar şimdi büyüyor. Onlar... Devir değişiyor. Aynen. Şimdi onlar çalışıyor ve onların isteklerine göre hareket ediyoruz artık. Peki efendim. Son sorum şu. Halk arasında söylenen bir söze göre hangi kuşlar yüksekten uçar? Kartallar. Kartallar yüksekten uçar diyoruz Beşiktaş'ta. Kartalı da söylemiş oluyoruz efendim. 3'te 3 yaptınız. Çok nasıl geçti yarışma? Ay çok iyi geçti. Heyecan yaparım diye düşündüm ama yok. Peki. Sizin de çok büyük katkınız var tabii bu heyecanı yenmekte. Çok sağ olun efendim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. İyi ki tanıştık, çok yarıştık. Sağ olun. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat? Yarışmak olsun. Hadi buyurun Nevin Hanım, market çekimizi alalım. Çok teşekkürler. Maksat yarışmak olsun. Bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.